çıktık. Bugün yine yepyeni ve dopdolu bir videoda sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda bizlere Umutcan Gören eşlik edecek. Şu anda ben kimin kollarındayım? Tabii ki de Sadun Boron'un kollarındayım. Dünyayı gezen ilk Türk denizcisinin kollarındayım. Yelkenleri büyük denizcilere, ustalara yol gösteren denizcinin kollarındayım. Ören'in marinasına geldik. Neden burada durduk? Çünkü burayla ilgili sizlere bir anımı anlatmak istiyorum. Burada yaklaşık 12-13 yıl önce rahmetli Mustafa Koç'un Marmaris'te havuzda beslediği bir fok balığı kaçarak bu koya gelmişti. O zamanlar bu koyda bu gemiler yoktu. Daha doğrusu bu liman yoktu arkadaşlar. Ve ben o zamanlar burada yüzüyordum. O fok balığı bana burada saldırdı. Yani aslında şunu söyleyeyim. Fok balığı bana saldırmadı. Benimle oynadığını söylüyorlar. Fakat nasıl oynuyor? Ayının yavrusuyla oynadığı gibi. Ben büyük bir panikle arkadaşlar fok balığından kaçmak isterken fok balığını sinirlendirdim. Fok balığı her sinirlenişinde bana saldırdı. Uzun uğraşlar sonucunda, yani yaklaşık yarım saat gibi, bana tabii ki bir ömür gibi geldi. Uzun uğraşlar sonucunda sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldım. Bu olayın üzerinden 12-13 yıl geçmesine rağmen her buraya geldiğimde, her bu gemilere baktığımda bu olayı hatırlarım. Bu olaydan sonra uzun süre uzaklara, denize açılamaz oldum. Etrafımda benden başka kimse yoksa ileri gidemez oldum. Her an denizde başka bir balığın veyahut başka bir şeyin bana saldıracağını düşündüm. Sizlere her şehirde, her gittiğim yerde olduğu gibi burada da bir efsaneden bahsetmek istiyorum. Ören'in eski adı Gereme, antik çağlardaki adı ise Keramos. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz bu hamile kadın dağı, yani silüeti hamile bir kadına benzeyen bu dağı, efsaneye göre Keramos krallığı kral seferdeyken saldırıya uğrar. Saldırıya uğrayınca da kraliçeye tecavüz ederler. Tecavüzden hamile kalan kraliçe, kral seferden döndükten sonra idam edilir. Ertesi gün dağın hamile kraliçenin şeklini aldığını görülür. Bir süre sonra ise Keramos şehri depremlerde yıkılır. Bu olay her ne kadar efsane de olsa, bu olayın üzüntüsü herkesi derinden etkiler. Yürürken böyle güzel bir ağaca geldik. Pembe görüntüsüyle kaplamış bu tarafı. Bu ne ağacı? Begonvil ağacı. Ne ağacı? Begonvil. 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 Begonvil ağacı. Arkadaşlar, bu ağaçtan Bodrum'da da var, her yerde var. Sahil kasabalarının bir süsü adeta bu ağaç. Ören'de yürürken sizlere şu bilgileri vermek istiyorum. Arkadaşlar, buranın nüfusu 3000 ama yaz aylarında buranın nüfusu inanamayacağınız bir rakama çıkıyor. Tam 30.000. Arkadaşlar, 3000'den 30.000'e çıkan küçük bir sahil kasabası olan Ören aslında tatilcilerin, turizmcilerin en çok tercih ettiği adresler arasında bulunmaktadır. 90'lı yıllardan önce sadece balıkçılığa dayanan belde ekonomisinin, daha sonra turizmin gelişmesiyle oteller, restoranlar ve turizmle ilgili iş sektörlerine doğru kaymıştır. Yaklaşık 12 kilometreden oluşan Ören sahil uzunluğu, bunun 3 kilometresi denize girilebilir bölgeden oluşmaktadır. Buranın tek eksiği ise mavi bayrak. Umutcan, burada balık yenir mi sence? Yenir. Gel bakalım bir reis balık fiyatlarına bakalım. Kalamar tava 150, karides güveç 150, karides tereyağlı 150, karides söğüş 150. Burada her şey 150 arkadaşlar. Karides ızgara 200, köfte 100, sigara böreği 25. Son ekonomik zamlardan sonra artık herhangi bir yerde oturup ailecek balık, ailecek yemek yenilebilecek vaziyette değil maalesef. Buradan sizi bu üzücü haberi vermek istiyorum. Ören'e geldiğiniz zaman tabii ki de tatil yapacaksınız, tabii ki de denize gireceksiniz. Bu mavi, beyaz, pembe, yeşil renkli şemsiyelerin bulunduğu alan tamamen Milas Belediyesi tarafından organize edilip işletilmektedir. Arkadaşlar, şu anda üzerinde bulunduğumuz bu şezlong sadece bir tanesi 40 lira. Yani iki kişi geldiği zaman 80 liraya bir şemsiye, iki şezlong altında tatilinizi yapabiliyorsunuz. Bu fiyatlar sizce ne kadar pahalı, ne kadar ucuz? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim görüşüme göre bu fiyatlar biraz pahalı. Senin görüşün nedir Umutcan? Kameralar olduğu için daha az fiyat vermesi lazım. Doğru söylüyor. Arkadaşlar, Milas Belediyesi, yani bütün belediyeler tabii ki de kamu kurumu olduğu için, bunlar kamu yararına iş yaptıkları için bu fiyatların biraz daha düşük olması bizim tarafımızdan beklenmektedir. Ören gezimize devam ediyoruz. Bu bölgenin güzel bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Burada rüzgar uygun olduğu zaman şu görmüş olduğunuz arkadaki hamile kadın dağından paraşütçüler yamaç paraşütü yapıyorlar. Görüntüsüyle Ölü Deniz'i andıran bu dağ arkadaşlar yamaç paraşütü yapmak için çok uygun bir yer. Merhaba. Ören harika bir yer. Ören hakkında kısaca düşüncelerini alabilir miyim?
Ören benim için süper bir yer. Keşfedilmemiş bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gözlemeleri harika. Onun dışında paraşüt tepemiz var. Evet. Oradan atlanabilir. Adrenalin dolu yerlerimiz var. Ve burada keşfedilmemiş birçok yer var. Ve güzel koylar var. Buyurun gelin. Ören. Bu koylardan bahseder misin? Hangi koylar mesela? Ören koylarından vazgeçilmez bir Akbük koyumuz var. Çadır ve kamp kuranlar buyurun gelsinler. Özellikle moto karavanla çok süper müthiş yerlerimiz var orada. Ve keşfedilmemiş bir sürü kanyon var. Onun dışında gecenin sessizliği var. Hani burada kalabalık ama gecenin akşamları sessiz ve sakin olması ilgi çekiyor. Bodrum gibi çok kalabalık değil. Şimdi öyle Uğur'a hamile kadın dağı efsanesini soralım. Uğur, arkamızda yatan bu paraşüt tepede bulunan yani yamaç paraşütünün yapıldığı bu hamile kadın dağının efsanesini biliyor musun? Bilmiyorum. Peki buranın daha önce Keramas Krallığı olduğunu, o yatan hamile kadının ise kraliçe olduğunu, idam edildikten sonra böyle bu dağın hamile kadın şeklini aldığını biliyor muydun? Bilmiyorum, ilk defa senin duyuyorum. Üzüldün mü bunu duyunca? Tabii üzüldüm. Yani bir kraliçenin arkamızda bir dağ olarak tarihi yatmasına üzüldün. Tarihi olduğunu biliyorum çünkü stok yerde belli oluyor. Tabii bilmediğimiz için biz pazarcıyız. Yani bu şeylere pek alakamız yok ama tabii ilgileniyoruz yani. Öğrenmeye açığız. Ne satıyorsun Uğur pazarda? Patates soğancıyım ben. Patates kaç para? 12 lira 10 lira. Pahalı değil mi sence? Ama günümüz şartıyla her şey pahalı. Mazot 25 lira. Haliyle insan esnaflık şu anda çok zor. Tabii turizm... Dostum bu bir seyahat kanalı. Zamlardan bahsetmeyelim evet. Lütfen. Biz sokak röportajı yapmıyoruz burada. Ören'de karşılaştık. Söylemek istediğin bir şey var mı? Gelin, tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Bölgemiz tabii ki de incir ağaçlarıyla meşhur. Burada bir incir ağacının dibine geldik. Şimdi kameraman arkadaşım Yusuf bize şu uzaktaki uzun boyuyla şu uzaktaki inciri alacak. Yusuf al, inciri al bize. Yusuf şöyle gel. Biz size inciri göstermek için koparıyoruz. Şurada bak çok güzel iki tane incir var Yusuf. Şurada. Alabilirsin Yusuf. Bu bölgenin incirinin ne kadar güzel olduğuna bakın diye göstereceğim. Kırmızı incir arkadaşlar. Daha doğrusu kara incir mi deniyor buna Yusuf? Evet. Kara incir. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle inciri yakından çek. Arkadaşlar şu anda biz bu inciri ağaçtan kopardık. Bakın bu incir kabuğuyla yenir ama ben içini yiyeceğim. Kamera arkasındaki arkadaşıma. Çok güzel. İnanın çok lezzetli. Bal gibi. Bunun da içini açayım şöyle. Ağacından kopardık. Ağacından. Tamam. Buyur Yusuf. Kazandım. Hakkımla yiyorum. Ören'de gezimize devam ediyoruz. Buyurun. Evet arkadaşlar şu anda 3 yapraklı yoncaların bulunduğu işletmeye geldik. Burası gözleme yapıyor. Bütün Ören'e gözlemeyi burası yediriyor. Arkadaşlar 3 yapraklı yoncanın bir tanesi burada. İsmini öğrenebilir miyiz? Ülkü. Soyadın yok mu? Özer. Ülkü Özer şu anda 3 yapraklı yoncalardan birisi burada bize Milas'ın meşhur otlu gözlemesini yapacak. Şu anda bu yaptığın karışımın adı ne? Yani içinde neler var? Otlu peynirli ama evet. Şu anda bunun içinde soğan, fazı, maydanoz, dereotu. Fazı dediğimiz şey nedir? Fazı ıspanağın şeyi. Yani yöremize özgü bir ot türü diyebilir miyiz? Evet. Yöremize uygun. Yöremize uygun bir ot türü. Tamam Ülke abla sendeyiz. Hazırla bakalım nasıl yapıyorsun Milas yöresine ait fazılı, otlu gözleme. 3 yapraklı yonca adında işletmeleri var arkadaşlar ve 3 yapraklı yonca 3 kadın tarafından açılmış, ismi de ona binaen 3 yapraklı yonca konmuş bir işletme. Şu anda bize Milas'ın meşhur gözlemesini, otlu gözlemesini yapıyor. Bunu başka yerde bulamazsınız. Bunu herkes yapabilir mi Ülke abla? Yapabilir. Evdeki her kadın, hamarat kadın böyle senin gibi açabilir mi? Denir bu işin mi? Sırrı ne sence? Bu işin sırrı sevgi. Hamurunda mı yoksa içine sevgi. Kattığın malzemelerde mi? Sevgi. Sevgi arkadaşlar. Evet. Tabii ki de bütün lezzetlerin sırrı sevgi. 3 yapraklı yoncaların hikayesini bir söyler misin? 3 ayrı köyden gelen, 3 ayrı köyden aynı mahalleye gelen gelinleriz.
3 ayrı köyden, 3 ayrı mahalle, 3 aynı mahalleye nasıldı bir daha söyle. 3 ayrı köyden aynı mahalleye gelen gelinleriz. Evet arkadaşlar, 3 ayrı köyden aynı mahalleye gelen 3 gelinler ve bunların isimleri 3 yapraklı yonca. Ülkü senin adın, diğerlerinin adı ne? Nurgül, Aygül. Nurgül, Aygül, Ülkü. Evet arkadaşlar, isimde de bir kafiye var. Bunlar yani yıllarca bu gelinler aynı mahalleye düşelim, aynı gözleme dükkanını açalım diye yıllarca sanki beklemişler. Şu anda katladın onu, içine otu koydun. Bu ot, bu hamur denilmez mi sence? Denilmez. Çünkü ben açtım onu, çok sevgisi var içinde. Tamam bakalım, bir de pişince göreceğiz arkadaşlar. Bu sacın altında tüp mü var? Şu anda tüp var ama odun ateşi olan yerimiz var. Odun ateşinde de yapıyorsunuz. Evet. Odun ateşinde tabii ki de daha lezzetli olur değil mi Ülkü abla? Evet, orada odun ateşinde olan ekmeğimiz, bazlamamız, gözlememiz, baklavamız, milas böreğimiz, her şeyimiz var. Evet arkadaşlar, gözlememizin arkası nar gibi kızardı. Bu üzerine kattığın nedir Ülkü abla? Zeytinyağı. Bölgemizin tabii ki de. Evet. Memecik zeytin ne oluyor? Memecik zeytinyağı bu. Memecik zeytinyağı. Bölgenin arkadaşlar. Memecik yani. Milas'ımıza özgü memecik zeytinlerimiz var ya, hani dünyaca ünlü tanıtımlarını. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Milas zeytinyağlarıyla ünlü. Tabii ki de onun üzerine kattıkları Ören'in, bizzat Ören'in zeytini bu değil mi? Ören'in zeytinyağı. Kendi zeytinyağı. Evet, kendi zeytinyağı. Bu senin kendi zeytinyağı. Evet, kendi zeytinyağı. Arkadaşlar bu üzerine döktüğü Ülkü ablanın bizzat kendi ağacından elde edilmiş zeytinyağı. Yani burada her şey doğal demek mümkün. Doğru mu Ülkü abla? Evet. Her şeyimiz doğal. Ocaktan aldık. Ülkü abla nar gibi kızarmış gözlemeyi bizim için kesiyor. Şu görüntüye bakar mısınız? Antep'in katmeri, Milas'ın otlu böreği. Ülkü abla, bu Antep'in katmeri gibi yemyeşil oldu. Evet. Görüntüsü harika. Çok mu sıcak acaba? Bakayım. Oo, bir tanesini sizin gözünüzün önünde yemek isterdim ama inanılmaz sıcak arkadaşlar. Biraz soğumasını bekleyelim. İnanılmaz sıcak ama mükemmel bir lezzeti var. Gerçekten insanın ağzında müthiş bir tat bırakıyor. Umutcan bir tane yer misin? Milas'a geldiğiniz zaman kesinlikle yapmanız gereken aktivitelerden birisi de 3 yapraklı yoncaların yerine uğrayıp gözleme yemek olsun. Hadi bize afiyet olsun. Hava kararmaya başladı. Deniz keyfi yavaş yavaş bitti. Bu saatten sonra Ören'de yaşayanlar için, Ören halkı için artık gece hayatı başlıyor. Biraz Ören'in gecelerine akalım, gece hayatına bakalım. Buyurun. Selamun aleyküm. YouTube videosu çekiyoruz. Şu an YouTube'dayız. Milas'ın en ünlü tostçusuna geldik. Hayırlı işler öncelikle. Vallahi abicim, sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl işler Mehmet abi? Şükür. Ören halkı ilgi duyuyor mu abicim? Nasıl tostların durumu? İşte yeni birkaç günden beri var. Tabii ilgi duyuyor. Tadına bakan aracı merak ediyor, görüyor. Ondan sonra tostların tadına bakan tekrar geliyor. Teşekkür ediyorlar, gidiyorlar. Ve alışveriş yapıyorlar yani, arkası geliyor. Arkadaşlar sadece Ören'de değil, Mehmet abi aynı zamanda Milas'ta nostaljik mekanıyla Milaslara hizmet ediyor. Milas'a yolunuz düştüğü zaman Mehmet abinin yerine uğrayıp tostunu yiyebilirsiniz. Aynı zamanda Ören'e tatil yapmaya geldiğiniz zaman bu nostaljik aracının yanında hemen tostunuzu yiyip denizinize rahatça girebilirsiniz. Mehmet abicim, izleyicilerimize, takipçilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi bekleriz. İşte bizim tostun tadına baksınlar, yazsınlar. Türkiye tanısın yani Ören'den. Bizim Milas'ın tostunu. Özellikle Milas sanayi tostunu. Bildiğiniz gibi bütün illerde, ilçelerde en güzel yemekler sanayilerde olur. Veyahut kuytu kucak köşelerde olur. Mehmet abinin demek istediği de o, sanayi tostu dediği. Daha doğrusu sokak lezzeti. Arkadaşlar bu konuda bildiğiniz gibi sokak gurmeleri, sokak lezzetleri dünyanın her tarafında meşhur. Mehmet abinin demek istediği de bizimkisi sokak lezzeti. Mehmet abi de Milas'ta tostmen olarak biliyorlar. Doğru mudur Mehmet abi? Aynen. Milas'taki işletmenin adı ne Mehmet abi? Acıktım Fast Food. Acıktım Fast Food, fakat Mehmet abi bireysel olarak tostmen diye tanıyorlar arkadaşlar. Ören'deydik, yamaç paraşütünü sizlere anlattık, Hamile Dağı kadın efsanesini sizlere anlattık, Ören'in güzelliklerini sizlere anlattık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha güzel nice videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.